Kare, dikdörtgen, ne olursa olsun az çok paralelkenarın özelliğini kullanarak bunların köşe koordinatlarını hepsini saptayabiliriz. Biz burada kare tipi soru sormamın sebebi karşımıza muhakkak çıkar arkadaşlar. Eşlik kurmamız az önceki sorumuza benzerlik ilişkisi kurduk çünkü uzunluklar farklıydı. Burada ise eşlik kuracağız. ABC'de bir karedir dediği için ne dikkat alacağız önceliğimiz? Kenarların eşit olduğu ve köşe açıların dik olduğudur. Bunu belirlemek. Köşeler dik. Buradan da yola çıkarak bize sadece AB 5 birimdir demiş. Haliyle bütün kenarlar 5 birim olur. Ve D, D noktasının koordinatlarını vermiş. Yani D noktasının 1'e 4 olduğunu belirtmiş. Yazalım 1'e 4 noktası. Ve bu nokta Koordinat sisteminde yerine yazacak olursak ne olur? Apsisi bir birimdir. Bir birim. Ordinatı ise dört birimdir. Yazalım yerine. Şöyle apsis bir birim oldu. Ordinat dört birim. Hemen kare dediği için rahatlıkla B köşesini, C köşesini her köşeyi bulabiliriz. B köşesini bulalım arkadaşlar. B köşesinin koordinatlarını bulmak için şöyle dikey ve yatay çizecek olursak şunu çizelim önce. Karşımıza ne geldi? Az önce yaptığımız gibi A, B. A açısı B açısı yazarsak A'ya B'ye 90 üçgeni ile B ise 90 o halde burası A'dır ve burası B olur. Yine A'ya B'ye 90 üçgeni. Kare dediği için arkadaşlar bu iki üçgen birbirine eş üçgen olur. Eşlikten faydalanalım. 4, 5, 3, 4, 5 üçgeni vardı. Şu yatay uzaklığın 3 olduğunu. Bir de burada absisin ne oldu? Absisi arkadaşlar x yani A noktasının absisi 4. Ordinatı ise x ekseni üzerinde bir nokta olunca ne demiştik? Sıfırdır. D noktasını bulalım. Şimdi bu iki üçgenin eşliğini kullanarak A'nın gördüğü 3 ise A'nın gördüğü 3. B'nin gördüğü 4 ise B'nin gördüğü 4. Çünkü eş olmalıdır. O yüzden hemen B noktasının apsisine dikkat ederseniz 4 ve 4 de burada 8 oldu. Ve ordinata bakacak olursanız ordinat da 3'tür. Çok rahat bir şekilde paralel kenar yöntemini kullanabiliriz arkadaşlar. X, Y diyelim. Bizden zaten C noktasının koordinatlarını istiyor. Ve kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralel kenar fark etmez dedik. Ne olacaktı? Karşılıklı absisler toplamı 4 artı X. Şuraya yazayım. 4 artı X eşit olmalıdır. 1 artı 8'e. 9 oldu. X buradan 5 çıkar. Ve karşılıklı ordinatlar toplamı y artı 0, y artı 0 eşit olmalıdır 4 artı 3'e. Dolayısıyla y'nin de 7 olduğunu gördük. O halde c noktasının koordinatları için 5e 7'dir diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çıkmış sorularla ilgili yani şu ana kadar son 10 yıl içinde sadece noktanın analitiği ile ilgili karşınıza gelmiş soruları çözelim. Bu örnekleri çözelim ne ifade ettiği ile ilgili açık net bir şekilde arkadaşlar sınavda soruları sorarlar. O yüzden rahat olunuz. Analitik geometri özellikle nokta analitiği ile ilgili kısım daha rahat olacaktır, daha kolay olacaktır. Şimdi arkadaşlar 2019 TYT'sinde çıkmış bir sorudur bu. Emre matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat düzleminin x ekseni üzerinde bakınız x ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Yani x ekseni üzerinde dediği hangi bölge olduğunu çok belirleyemiyorsak bile işte hocam x ekseni üzerinde ama acaba bu taraftan bu taraftan pozitif taraftan ya da negatif taraftan önemli değil. O yüzden ne diyoruz? A'ya 0 işaretliyorsunuz. A'nın pozitif ya da negatif olduğuna önce bakmıyoruz. Zaten verdikleriyle bulacağız. Bir nokta işaretliyor. Sonra işaretli, işaretlediği bu noktanın x koordinatını bir birim azaltıp y koordinatını 3 birim arttırarak. Şimdi bu işlemi yapalım. X koordinatını bir birim azaltıp şöyle bir durum olacaktır. A eksi 1'e Y koordinatını 3 birim arttırarak. Yani 0 artı 3 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bu bize birinci ifadesi. Bir nokta. İkinci bir nokta buldu. İkinci noktaya aynı işlem uygulandığında ise Y ekseni üzerinde üçüncü bir nokta elde ediyor. Arkadaşlar bu birinci noktaydı. Bize söylediği Birinci nokta. Bu ikinci nokta idi. Şimdi ikinci noktaya yani a eksi 1'e 3 noktasına aynı işlemi uygulayalım. Üçüncü noktayı bulalım. Üçüncü noktayı bulalım. Ne demişti? x bir birim azaltılıp bir birim azaltırsak eksi 1, bir, 3 birim arttırırsak artı 3. Bir birim azalttığımızda a 2 oldu. 3 birim arttırdığınızda ise 6 oldu. Bunun ne olduğunu y ekseni üzerinde olduğunu söylüyor. Y ekseni üzerinde ise arkadaşlar neydi? Apsisi 0'dı. Yani a eksi 2'nin rahatlıkla 0'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da a'nın 2 olduğunun sonucu çıkar. Üçüncü noktamızda a'yı bulduk. Peki emrenin üçüncü noktaya aynı işlemi uygulayarak elde ettiği dördüncü noktanın koordinatları toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar Üçüncü noktamız dikkat ederseniz üçüncü nokta ne oldu? A2 yazarsak sıfıra 6 oldu. Üçüncü noktaya aynı işlemi yapacak olursak ne yapacaktık? Bir birim azaltacaktık. Üç birim artıracaktık. Dolayısıyla eksi 1'e 9 oldu. Ve toplamları toplamı Eksi 1 artı 9 eşit 8. bakın bu kadar basit bir soru sormuşlar. Bu 2019 TYT. Sadece biraz şaşırtıcı uzun bir yönelimi var sorunun ama oysa ki rahat bir soru. Şimdi bakın 2018 TYT yine bir şehir bölge planı çizmiş sözüm ona. Buradan da işte A, B, C noktalarını belirtmiş ve açıklama yapmış. Arkadaşlar açıklama muhakkak yaparlar artık bunda bir sıkıntı yok. Siz sadece anlattığım bilginin açıklaması olduğunu gördünüz. Bu ne demektir? A, B yani iki nokta arasındaki uzaklık demek ki neymiş? A noktası A'ya B, apsisi A, bunun da absisi C, B noktası C'ye de. Şimdi A'ya B noktası ve C'ye D noktası. Apsis A, apsis C. Dikkat ederseniz buradaki birinci ifade ne? Apsisler arası yani C eksi A. İkinci ifade D eksi B yani ordinatlar arası. Yani iki nokta arasındaki uzaklığın açıklamasını yapmış. Ve sonra demiş ki iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A ile B yani 8, A 2'ye 8, B 10'a 14 noktaları arasındaki mavi çizgi. Mavi çizgi diye belirtelim arkadaşlar. Evet. Mavi çizgiyle gösterilen uzaklığı 6 kilometre olarak hesaplıyoruz. Sizin şimdi burada kaç birime karşılık geldiğini bulmanız gerekiyor. Önce AB'nin karesi yani AB eşittir kök içinde 10 2'nin karesi artı 14 eksi 8'in karesi. 14 8'in karesi. Ne oldu arkadaşlar? Kök içinde 8'in karesi artı 6'nın karesi. Yani aslında AB uzunluğunun 6, 8, 10 üçgeni olduğunu, AB'nin de 10 birim olduğunu söyleyebilirsiniz. 10 birim. Ve 10 birime ne karşılık gelmiş? 6 kilometre. Bize A ile C'yi soruyor arkadaşlar. Onu önce bulalım. A ile C arasındaki uzaklık kaç birimdir? Bulalım. A ile C arasındaki uzaklık mavi çizgiyle gösterilen şu uzaklık ayrı bir uzaklık olsun. Bunu da mavi ile gösterelim. A ile C noktalar arasındaki mavi çizgi ile gösterilen uzaklığı kaç kilometre? Şimdi bizim AC'yi bulmamız lazım. Onu bulalım. AC eşittir. Kök içinde 7-2'nin karesi artı 20-8'in karesi. Bakın açıklamayı da yapsanız yine yeterli. O halde bu da kök içinde 5'in karesi artı 20-8 12 olur 12'nin karesi. Buradan da AB, pardon, ac uzunluğunun kaç olduğunu, 13 birim olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar, ne sonuç kaldı? 6 kilometre ifadesinin karşılığı ney? 10 birim, 10 birim, 6 kilometreye karşılık geliyorsa, acaba 13 birim kaç kilometreye? En kilometre diyelim. Buradan da işler, dışlar yaptığımızda, 10 n eşittir 78 oldu. 13 çarpı 6 78'dir. N 78 bölü 10. Yani 7,8 kilometre. Bakınız 2018 TET sorusu. Ne kadar kolay. Geldik 2016 LSS'inde çıkmış bir soru. Dik koordinat düzleminde 0'a 2, 4'e 2 ve 4'e 4 noktalarında bulunan 3 karınca. Buna taslak halinde yapacak olursanız arkadaşlar 0'a 2, 4'e 2 ve 4'e 4. Burada 3 tane karınca her biri bir, bir karınca burada bir karınca burada bir karınca burada. 3 karınca birer doğrultu seçip aynı anda ve eşit hızlarla yürümeye bakın. Aynı anda zaman eşit hızlarla hız. Böyle sorular karşınıza geldiği zaman aynı anda eşit hızlarla yürümeye başlıyor ve bir süre sonra bu üç kancı aynı P noktasına varıyor dediyse arkadaşlar şu anlama geliyor. Aynı P noktasına varıyor demişse aldıkları yolun aynı olduğu anlamına gelir. Aynı anda eşit hızlarla aynı noktaya vardıysa aldıkları yol aynıdır. Yani aslında şunu demektir. Bir P noktası. Bu P noktasına Aya B noktası diyelim. O halde şu anlama geliyor. Şu PA demiş olalım. Şu PB demiş olalım. Şuna da PC diyelim. Arkadaşlar ne anlama geliyor? PA eşittir PB eşittir PC olduğu anlamına geliyor. Yani noktalar arasındaki uzaklık aynıymış. Şimdi PA ile PB eşittir diyelim. PA ile PB eşit olsun. PA, PB eşit olduğu için ne yapıyorduk kök içinde iki noktalar arasındaki uzaklık. A eksi karesi artı şu kökü biraz da uzatalım artı B eksi 2'nin karesi. Bu PA. Eşit olmalıdır. PB'ye bakalım kök içinde A eksi 4'un karesi artı b eksi 2'nin karesi. Her iki tarafta kökü kaldırdığımız zaman arkadaşlar a kare artı b eksi 2'nin karesini bozmuyorum. a kare eksi 8a artı 16 artı b eksi 2'nin karesi. Şunun için bozmadım çünkü dikkat ederseniz zaten birbirini götürdü. a kareler de gitti. 8a bu tarafa gelsin. 8a 16 ise a 2 çıktı. P noktası koordinatlarını istiyor çünkü. A'yı bulduk. 2. Hemen yerine yazalım. Şimdi ise PA eşit PC. Yerine yazdığımız zaman A eşit 2 ise arkadaşlar. 2 yazdık. P noktası 2'ye B oldu. Ve burada herhangi ikisini alalım. PA eşit PC alalım sefer. Ve A'nın 2 olduğunu unutmayınız. Şimdi kök içinde 2 eksi sıfırın karesi PA alıyoruz çünkü. 2 eksi sıfırın karesi yani 2 eksi 0 2 oldu. Artı B eksi 2'nin karesi. Eşit olmalıdır. Kök içinde PC'ye bakın arkadaşlar. PC A 2 idi. Buraya yazayım. 2'ye B. 2 eksi 4'ün karesi artı B eksi 4'ün karesi. Şimdi arkadaşlar buradan açacak olursa 2'nin karesi 4 artı bu sefer bunu açalım. B kare eksi 4B artı 4 eşittir. Bu eksi 2'nin karesi yine 4 artı bu sefer bunu açalım. B kare eksi 8B artı 16. 4'ler gitti. B kareler gitti. Eksi 8B bu tarafa gitsin artı 4B oldu. 4 bu tarafa gitsin 16 eksi 4 12 oldu. Kısa kesiyorum işlemi. B eşit 3 yaparsınız arkadaşlar. Dolayısıyla P noktasının koordinatları 2'ye 3 olur. Sınavda çıkmış soru arkadaşlar. P noktasının koordinatları 2 artı 3 toplamı kaç oldu? 5. Yani cevap C. Sırada 2015 LS sorusu arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde köşeleri A 12'ye 6 B 12'ye 6 ve C noktaları olan ABC üçgenin açı ortayları orijinde kesişmektedir. Bakın eksi 12 6 12 6 dikkat ederseniz şöyle eksen üzerine çizecek olursak koordinat eksenini çizelim önce. X orijin Y. Şimdi arkadaşlar 12'ye 6 şurası absis 12 ordinat 6 diyelim. Şu nokta. Bu ne? B noktası. 12'ye 6. Eksi 12 6 şurası. Eksi 12 yine ordinat 6. noktası gösterimi bilmemiz lazım. Bu da A noktası. Eksi 12'ye 6. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar ikisi de simetriktir. Y eksenine göre simetriktir. Neyse burası dik koordinattır. Diktir. Ve buradan diyor ki A, B ve C noktaları olan ABC üçgenin açı ortayları orijinde kesişiyor. Şimdi açı ortayı orijinde kesişiyorsa arkadaşlar C köşesini haliyle dikkat ederseniz açı ortayı orijinden geçiyor diye düşünürseniz o da C noktasının kesinlikle Y ekseni üzerinde olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve ABC üçgenini çizecek olursak, ABC üçgenini çizecek olursak çok rahat bir şekilde C noktası ordinattır. Yani Y eksen diyebilirsiniz. Çünkü açı ortay, şöyle belirtelim. Açı ortay, bunun açı ortayı. Açı ortay, bunun açı ortayı. Ve şu arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şöyle şunu da belirtelim. Orijinden geçiyor. Şöyle dikkat ederseniz eksi 12'ye 6, 12'ye 6 noktası simetrik olduğu için eşit. Ve hem yükseklik hem kenar ortay olduğu için bu üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani yeşil yani BC çizgisinin AC çizgisine eşit olduğunu gördünüz. Bu bir ikizkenar üçgen. Şimdi açı ortay konusunda değinecek olursak şu açı ortay çizgisi olsun. Buna göre 6'ya 12 demek eğer C noktasının şu noktası uzaklığı ordinatına M dersek uzaklığına buradan açı ortayı kolların oranı bu 12 altının iki katı olduğu için şu yeşil çizgide şunun iki katı olacaktır 2M yani B şu 12 bölü 6 BC bölü OC eşittir 2M oldu sonra Pisagor bağıntısından Pisagor bağıntısı diyelim 2M'in karesi eşit olmalıdır. M artı altının karesi artı 12'nin karesi. Buradan 4 M kare eşittir. Açalım. M kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 12 M artı 36 artı bu da karesi 144. 4 M kare bu tarafa toplayalım. 3 M kare eksi 12 M 180 oldu. Eksi 180 eşit oldu 0. Buradan da m kare eksi sadeleştirdiğimiz zaman 4m eksi 60. Şimdi arkadaşlar bu tip ikinci derece denklemleri gördüğünüzde çarpımları burayı yani şöyle kısa bir işlem yapalım. Aslında 6'ya 10 6 ile 10'u seçersek oluyor evet. 6 buraya da eksi 10 dersek bakın çarpımları eksi 60'ı verdi toplamları bunu. Yani bu ifade m eksi 10'a M artı 6'dır. Eşittir 0. M uzunluk olduğu için M eşittir 10'dur diyebilirsiniz. C noktasının koordinatı arkadaşlar uzunluk olarak hesapladık M'i burada. O da M eşit 10'dur dediği için aldığımızda C noktasının koordinatları 0'a eksi 10 olur. Toplamı da tabii ki de eksi 10'dur. Koordinatların toplamı eksi 10'dur. Şimdi arkadaşlar 2014 LS sorusu. Dik koordinat düzlemde bulunan ABCD dikdörtgeninin kenarları eksenlere paraleldir. ABCD dikdörtgenin şimdi köşelerini sırasıyla yazacak olursak önce bir okuyalım. A ve C köşelerinin koordinatları sırasıyla A'nın eksi 1'e eksi 1'dir. B'nin ise 3'e 5 olduğuna göre ABCD dikdörtgen alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Koordinat eksenimizi çizelim. Orjin x ve y. A köşesi 1'e eksi 1. 1'e eksi 1 dedik. Şurayı aldık. A köşesi burası. C köşesine bakalım. C köşesi 3'e 5. 3'e şöyle belirleyelim. 3'e 5. Şu da 5 olsun. C köşesinin koordinatları da Şu olur. 3'e 5. C'yi de böyle belirleyelim. A 1'e eksi 1'di. Şimdi arkadaşlar sırasıyla köşeleri yazacak olsa A, B, C, D, A, B, C, D gibi bir sıralamaya tabi tutacağınız için ve soruda da açıklayıcı bir şekilde şunu söylemiş. Dikdörtgen kenarları eksenlere paraleldir. Yani şöyle AB kenarı B'yi burada alırsam X eksenine paralel olmalıdır. AD kenarı y eksenine. Şunu çizdiğiniz zaman şöyle rahatlıkla bir sonuca varabilirsiniz. Demek ki dikdörtgenin kenarları eksenlere paralel ise şöyle şu iki kenar x eksenine paralel, şu iki kenar y eksenine paralel oldu. O halde B noktası burasıdır. C noktası burası ise D noktası da burasıdır. Ve çok rahat bir şekilde kısa kenar uzun kenarı bulmaya çalışacağız. Kısa kenarımıza bakınız. Absis 3, Apsis 1. O halde bu kısa kenarımız 2 birim çıkar. 3 eksi 1 eşittir 2. Şurası 2 oldu. Şu uzun kenara bakınız. Bunun ordinatı 5. Bunun ordinatı eksi 1. Şu uzaklık zaten 6 olacak şekilde çıkar. Burası 1'dir. Ordinat 5'ti. Burası da 5'tir. Dolayısıyla uzun kenarımız da 6 oldu. Yani BC de 6 çıkar. Dolayısıyla dikdörtgenimizin alanı, arkadaşlar bir dikdörtgen alanı nasıl hesaplanırdı? Uzun kenarla kısa kenarı çarparak 2, 6 ise A, B, C'de dikdörtgenin alanı alan eşittir. 2 çarpı 6 yani 12. Bakın yine zahmetsiz bir soru. Kısa bir soru. 2013 LYS sorusu arkadaşlar. 2013 LYS sorumuz var. Dik koordinat sisteminde verilen bir karenin iki köşesi ve bu köşeleri birleştiren kenar x ekseni üzerindedir. İki köşesi ve bu iki köşeyi birleştiren kenar x ekseni üzerindedir. Bu karenin diğer iki köşesinin orijine olan uzaklıkları eşit ve 5 birim olduğuna göre alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz dik koordinat sisteminde verilen bir karenin iki köşesi x ekseni üzerindedir diyor buna göre şöyle çizecek olursak tekrar koordinat sistemini yine hemen zihinde çok rahat bir sonuç çıkıyor. Şöyle ki bu iki bu karenin diğer iki köşesi ise orijine eşit uzaklıkta ve 5 birimdir diyor. O halde ikisinin de orijine eşit uzaklıkta 5 birim olduğunu söylediği yani y eksenine göre simetrik iki köşedir. O yüzden bir birinci şu iki köşe alalım birinci ifadede iki köşesini alalım. Ne x eksen üzerinde. O halde biri burada ise bir diğeri buradadır. Bakın hem x ekseni üzerinde oldu hem de diğer iki köşesi yine orijine eşit uzaktadır dediği için şöyle şu uzaklık 5 birim şu uzaklık 5 birimi dikkate alacağınız ne olabilir? 5'e 5 beş, ikisinin de y'ye göre simetrik iki nokta olduğunun ifadesidir bu. O halde arkadaşlar çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz? Dikkat ediniz. A, B, C, D karesini çizecek olursak. Bakın hem karenin iki köşesi şöyle oldu. X ekseni üzerinde oldu. Hem de diğer iki köşe 2 C ve D köşeleri ne oldu? Orijine eşit uzakta oldu. Yani bizden aslında şu karenin alanını istiyor. Yani Y ekseni simetrik yani simetri ekseni oldu. Kare. Ve eşit uzaklıkta olduğunu söyledik. Şu uzaklık şu uzaklığa eşittir. O halde buraya A dersek burası A'dır. Karenin bir kenarı 2A ise kenarı 2A oldu. 2A oldu. O halde A'yı bulmak kolay. Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısı yapacağız. A kare yani 5'in karesi eşittir. A kare artı 2A'nın karesi. Yani 25 eşittir. A kare artı 4A kare 25 eşittir 5 a kareden a kare 5'tir. A da kök 5'tir. Karenin bir kenarı kaç çıktı arkadaşlar? 2 kök 5. Karenin alanı alanı eşittir. 2 kök 5'in karesini alırsak 20 birim kare olur. Yani cevap D. Evet arkadaşlar. Az kaldı. Devam edelim. Şimdi 2013 YGS sorusu bu da. OABC bir paralel kenar. Parler kenar için bir pratikten söz etmiştik. Hemen onlara da geçebiliriz ama önce noktalarımızı yazalım. 5'e 0, A 5'e 0 noktasıdır. C 3'e 4 noktasıdır. 3'e 4. Şimdi diyor ki yukarıda verilenlere göre OABC paralel kenarın köşegen uzunlukları toplamı karşılıklı. Arkadaşlar bu köşe orijindir zaten. O 0, 0 noktasıdır. O zaman B noktasını bulmak yani X ile Y'yi bulmak çok kolaydır. Ne demiştik? Bu X artı 0 eşit olmalıdır. 3 artı 5'e. Çünkü bu X ile bu X'in toplamı absisler toplamı şu absisler toplamına eşittir. X buradan 8 çıkar. B noktasını yazacak olursak 8'e bu y bu 0 y artı 0 bu ordinatlar şu iki ordinatın toplamı bu iki ordinatın toplamına eşittir. 4 artı 0'a eşittir. Y de buradan 4 çıkar. O halde burası da 4. Şimdi köşegen uzunlukları toplamı OB. OB'nin karesi ya da OB eşitlik kök içinde 8 0'ın karesi. Yani orijinal olan uzaklıkta pratik demiştik. A kare artı B kare artı 4'ün karesinden kaç çıktı? 64, 16, 80. Kısacası 4 kök 5. Şimdi AC uzunluğunu bulalım. AC köşegeni bulalım. AC'nin karesi ya yani da AC eşittir kök içinde 3 5'in ya da 5 eksi 3'ün karesi. 3 5'in karesi artı 4 eksi 0'ın karesi. Kaç oldu bu da? 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Kısaca buna da 2 kök 5 diyelim. O halde köşegenler toplamı köşegen toplamı arkadaşlar 4 kök 5 artı 2 kök 5 yani 6 kök 5 olur. Yani bu da B. 2010 YGS sorusu. Köşeleri A3 1, B 5'e 3, C 2'ye 5 ve D A'ya B köşegenleri AC ve B'de olan paralel kenarın B'de köşegeni uzunluğu kaçtır? Şimdi A 3'e 1 B 5'e 3 Bu noktaları bir paralel kenarın köşe noktaları olarak çizelim. Çizmeden de yapabilirsin ama daha açıklayıcı olsun diye yapıyorum. 3'e 1 B 5'e 3 ve C 2'ye 5 D noktası ise A'ya B Neydi ilk amaç? Köşe koordinatlarını bulmak. Önce A artı 5 eşittir 3. 3 artı 2'den A'nın 0 olduğunu gördük. Sonra B artı 3. 1 artı 5'ten B'nin 3 olduğunu gördük. Demek ki D noktası arkadaşlar D noktası ne oldu? D noktasını yazalım. 0'a 3 oldu. Şimdi köşegen uzunluğu, BD köşegen uzunluğunu istiyor. Çok rahat bir şey. AC ve BD para BD köşegen uzunluğunu istiyor. Yani şunu istiyor arkadaşlar. BD eşitti. Kök içinde 2 uzaktan 5 eksi 0'ın karesi. Artı 3 eksi 3'ün karesi. 3 eksi 3'ün karesi. Çünkü ordinatlar 3'e 3. E 3. O da kök içinde eşittir 5'in karesi artı sıfırın karesine 25 yani 5. Evet arkadaşlar noktanın analitiği kısmıydı bu bitirdik. Bir, bir diğer video dersimizde doğrunun analitiği kısmına geçeceğiz. Bu durumda bu süreci yine iyi değerlendirmenizi temennisiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.